Bismillahirrahmanirrahim. Futuhat-ı Mekke 11. sefir 78. kısım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. 73. bölümün devamı. Vasıl. Velilerin sınıfları. Velilerden bir grup ise nebilerdir. Allah onları nebilik göreviyle görevlendirmiştir. Onlar Allah'ın kendisi için kullandığı, hizmeti için seçtiği ve diğer kulların arasından kendi huzuruna tahsis ettiği kullarıdır. Allah kendi başlarına yapacakları ibadeti belirlemiş, bir kısmına bu ibadetleri mutlaka başkalarına ulaştırmalarını emretmemiştir. Nebilik makamı, velilik makamı içindeki özel bir makamdır. Onlar Allah'tan gelen bir şeriate göre davranır. Allah onlara bir takım şeyleri helal yapmış, bir takım şeyleri haram yapmış. Diğer insanlardan farklı olarak onlara bu hususları sınırlamıştır. Çünkü ölüm ve hayat diyarı olan dünya hayatı bunun böyle olmasını gerektirir. Allah bir ayette, "O sizi sınamak için ölümü ve hayatı yaratandır" buyurur. Yükümlülük ise sınamak demektir. Öyleyse velilik genel nebiliktir. Şeriat getirme hakkına sahip nebilik ise bu sınıf içinde bu nitelikteki kimseleri kuşatan ve velilik içindeki özel nebiliktir. Bu makam müşahadede değil, hemze ile okunmadığında ilahi hitapta yükseklik makamıdır. Nebilik makamı ise hitapta yüksekliktir. Velilerden bir grup Resullerdir. Allah onları Risalet göreviyle görevlendirdi. Onlar insanlardan bir grubu ya da genel olarak insanlara gönderilmiş kimselerdir. Bütün insanlara görevlendirilmiş olmak sadece Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem için geçerlidir. Bu nedenle Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Peygamber, sana Rabbinden gönderileni tebliğ et ya da peygamberin görevi tebliğdir" ayetlerinde kendisine emredilen şeyi insanlara tebliğ etmiştir. Tebliğ makamı Risalet diye ifade edilir. Burada Resulün ve şeriat sahibi Nebi'nin makamından söz etme işimizin nedeni, tasavvuf ehlinin bildirdikleri makam ve hallerde zevke dayanmayı şart koşmalarıdır. Halbuki bizim ya da şeriat getirmeyen herhangi birinin yasa koyucu nebilik ya da Risalet hakkında herhangi bir tecrübesi ve zevki yoktur. Öyleyse ulaşamadığımız bir makam ya da tadamadığımız bir hal hakkında nasıl konuşabiliriz ki? Bu durum benim için geçerli olduğu gibi Allah'tan gelen bir şeriate sahip olmayan nebi ya da resuller için de geçerlidir. Bu konuda konuşmak bize yasaklanmıştır. Biz tecrübemiz bulunan bir konuda konuşabiliriz. Bu iki makam dışındaki makamlar hakkında ise tecrübeyle konuşabiliriz. Çünkü Allah bizi onlardan mahrum bırakmamıştır. Velilerden bir grupta sıddıklardır. Yani özü sözü doğru kişiler. Allah onların hepsinden razı olsun. Allah onları sıddıklık göreviyle görevlendirdi. Allah'a ve peygamberine inanan kimseler hakkında "onlar sıddık kimselerdir" buyrulur. Sıddık, haber verinin sözüne Allah'a ve peygambere inanan demektir. Yoksa kalbinde bulmuş olduğu iman nurundan başka bir kanıttan dolayı inanmaz. Söz konusudur, onun tereddüde düşmesini ya da haber veren peygamberin sözüne dair kuşkuya düşmesini engeller. Doğrulamanın konusu gerçekte peygambere inanmaktır. Allah'a inanmak ise onu kabul etmek şeklinde değil, ona yaklaşmak tarzındadır. Bazı sıddıklar hakkın varlığını zorunlu olarak ya da teorik düşünceyle kabul eder. Fakat yakınlık onlar için gerçekleşmemiş olabilir. İşte bu ayet varlığın ispatının şerefine delildir. Bir sıddık peygambere iman ettiğinde getirdiklerine de inanır. Getirdiklerinden birisi ise Allah'ın birliğidir. Bu durum "Allah'tan başka ilah yoktur" ve "Allah'tan başka ilah olmadığını bil" gibi ayetlerde dile getirilir. Böylece sıddık Allah-u Teala'nın "ondan başka ilah olmadığını bil" ayetinden hareketle ilahlıkta bir olduğunu anlar. İman diye isimlendirilen şey bu olduğu gibi bu tarzda peygambere inanan kişi de sıddık diye isimlendirilir. Bir şahıs Allah'tan haber verinin, Allah'tan başka ilah olmadığını bil sözünün doğruluğunu gösteren bir delili inceledikten sonra birliği kabul eder ve peygamberi sözünde doğrulayarak Allah'ın "ondan başka ilah yoktur" sözünü tasdik ederse sıddık sayılmaz. O kanıttan dolayı iman eden kimsedir. Başka bir ifadeyle o alimdir. Sıddıklık menzilinin nerede olduğu ve sıddıkın zorunlu olarak kalbinde bulduğu bir nura sahip kişi gibi demek olduğu açıklandı. Kalbinde bulduğu bu nur Allah'ın gözde yarattığı nura benzer. Kulun o nurun oluşmasında katkısı yoktur. Sıddıkın basiretindeki nur da öyledir.
Allah onlar sıddıklar ve şehitlerdir. Rablerinin katında büyük ecir sahibidir buyurur. Ayetin devamında ise onların nurları denilir. Bu sıddık olmaları bakımındandır. Allah nuru sıddıklığa, ecri şehadete ve tanıklığa vermiştir. Sıddık kalıbı Arapçada tasdik ve doğru sözlülükte aşırılığı ifade eden mübalağa kalıbıdır. Bu kalıp şirrip yani çok içen, hemmir çok şarap içen ve sikkir çok sarhoş kelimeleriyle benzerdir. Öyleyse nebilik ile şeriat getiren nebilik arasında bir makam veya menzil yoktur. Sıddıklık mertebesini aşan kişi nebiliğe ulaşır. Hazreti Peygamber'den sonra sallallahu aleyhi ve sellem teşri nebiliği konusunda iddiada bulunan kimse ise hiç kuşkusuz yalancı, hatta doğru sözlü Allah peygamberinin getirmiş olduğu şeyi yalanlamış ve inkar etmiş demektir. Şu var ki burada bir yakınlık makamı vardır. Bu ise teşri nebiliği değil genel nebiliktir. Böylece şeriat getiren nebi de onu kabul etmiş, sıddık ise onu şeriat yapan peygamberi onaylayarak yoksa kendiliğinden değil kabul etmiş, böylece de sıddık olmuştur. Bu durum Musa, Hızır ve onun sıddıkı olan gencin arasındaki meseleye benzer. Her peygamberin insan ya da cin aleminden ya da her ikisinden birden sıddıkları vardır. Peygamberin sözünden başka kanıtı olmayan ve gönlünde tereddüt bulmadan sırf kalbindeki nur nedeniyle iman eden kimse sıddıktır. Dıştan bir delil nedeniyle iman eder ya da Allah'ın kalbinde bu nuru yaratana kadar tereddütte kalıp sonra kabul eden kimse sıddık değil mümindir. Sıddıkın nuru tasdik edilenin varlığından önce harekete geçer. Müminin nuru ise de ki Allah'tan başka ilah yoktur sözünden sonra gerçekleşir. Müminin nuru yakınlık olması bakımından tevhid ile ilgili bilginin verdiği delili inceledikten sonra meydana girir. Öyleyse tevhidi bilirken iman nuruna değil bilgi nuruna sahiptir. Mümin bu bilginin ve araştırmanın Allah'a yaklaştırıcı olması bağlamında ise iman nuruna sahiptir. Çünkü Allah'ın birliğini bilmenin nuru peygamberin gelişine bağlı olmadığı gibi onun sözüne de bağlı değildir. Çünkü Allah'ın birliğini bilenler ondan önce de onun birliğine tanıklık etmişlerdir. Onlardan bir grup olan nebiler ve resuller de daha önce Allah'ın birliğini kabul etmişlerdi. Çünkü bir peygamber hiçbir zaman şirk koşmaz. Allah-u Teala şöyle buyurur. Allah, melekler ve bilgi sahipleri Allah'tan başka ilah olmadığına tanık olmuştur. Burada Allah iman sahipleri dememiştir. Öyleyse bilginin mertebesi hiç kuşkusuz imanın mertebesinden üstündür ve o meleklerin ve resullerin mertebesidir. Bazen bu bilgi bir araştırmadan ya da bir zorunluluktan meydana gelebilir ve bilgi de isimlendirilir. Çünkü bu durumda sözünü doğrulamaya gerektiren bir söz sahibi ya da haber veren yoktur. İşte sıddıklık ve şeriat koyucu nebilik arasındaki ortaya koyduğumuz bu makam yakınlık makamıdır. Yakınlık makamı teklere aittir. Bu makam Allah nezdinde şeriat nebiliğin altında sıddıklığın üzerindedir. Ebu Bekir'in gönlünde yerleşik diye işaret edilen sır budur. Bu sır sayesinde o sıddıklardan üstün oldu. Çünkü sıddıklığın şartı ve gereği olmayan hususlar da onun adına gerçekleşmişti. Şu halde Ebu Bekir ile Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem arasında hiçbir adam yoktur. Çünkü o hem sıddık hem sır sahibidir. Binaenaleyh Ebu Bekir sır sahibi olması bakımından sıddıklık ve şeriat getiren nebilik arasında bulunur ve ona ortak olur. Ona ortak olan başka birisi ise kendisinden üstün olamaz. Bilakis o bu işin hakikatinde kendisine denktir. Bunu anlayınız. Velilerden bir grup şehitlerdir. Allah'ın şehadet ile dost edindiği bu kimseler Allah'a yaklaşan kimselerdendir. Onlar kendisini bilmenin döşeğinde Allah'ın karşısında huzur sahibidir. Allah-u Teala, Allah melekler ve bilgi sahipleri Allah'tan başka ilah olmadığına tanık olmuştur buyurur. Böylece bu insanları tanıklık döşeğinde melekler ile bir araya getirir. Onlar ezeli bir inayet ve ilahi huzurdan dolayı birleyenlerdir. Binaenaleyh onlar birleyenlerdir. Onların işleri tuhaf, durumları şaşırtıcıdır. İman bu tanıklığın bir parçasıdır. Peygamber gönderilip bu şehitler ona tanıklık ederlerse âli müminler haline gelirler. Kıyamet günü yetkin ödül onlarındır. İman etmezlerse onlar Allah'ın nimet verdiği nebiler, sıddıklar, şehitler ve salihlerdir. Onlar ne güzel arkadaştır ayetinde nimetlendiği şehitler olamazlar. Ayetin devamında onlar ne güzel arkadaştır buyurulur. Onlar
ne güzel arkadaştır ayeti olmasaydı hiç kuşkusuz nimet gerçekleştiği için şehitleri de bu ayette söz edilenlere katardık. Çünkü onlar birleyen olsalar bile gönderilen peygamberin varlığına rağmen iman etmemiş, bu nedenle de müminlere katılmaları güzel olmamıştır. Çünkü onlar müminlerin imanlarını kuşkuya düşürür. Ayetin içerdiği şehitler Allah'ı bilenler, bilgiden sonra Allah Teala'nın şu sözüne inananlardır. İşte bu ona bir yakınlıktır. Bunu Allah'ın ya da Allah'ın katından gelen bir peygamberin söylemiş olması bakımından inanırlar. Böylece Kur'an Sıddık'ı şehitten önce getirmiş, aralarında bir vasıta olmadığı için peygamberin paraleline yerleştirmiştir. Bunun nedeni iman ruhunun risalet ruhuyla birleşmesidir. Şehitler ise peygamber nurunun ardından gelen bilgi nuruna sahiptir. Peygamberin nuru burada peygamber olması yönünden değil, Allah'ın birliğine tanık olması bakımındandır. Öyleyse peygamberden sonra ona denk bir şahidin olması mümkün değildir ve bu nedenle peygamberin geçilmesi imkansızdır. Peygamber olduğu için şahidin onunla birlikte olması da mümkün değildir. Çünkü şahit peygamber değildir. Öyleyse şehidin yani şahidin hem peygamber hem de sıddıktan geri kalması zorunluluktur. O ancak sıddıklıktan sonra gelen mertebede bulunabilir. Sıddık şehitten daha yetkin bir nura sahiptir. Çünkü o iki bakımdan sıddıktır. Tevhid yönünden ve yakınlık yönünden. Şehit ise tevhid yönünden değil, özel olarak yakınlık yönünden sıddıktır. Çünkü onun tevhidi imandan değil, bilgiden kaynaklanır. Böyle bir şehit iman mertebesinde sıddıktan sonra gelmiştir. Onun mertebesi bilgi mertebesinde ise sıddıkın üzerindedir. Öyleyse şehit bilgi mertebesinde önce gelen iman ve tasdik mertebesinde geride kalan kişidir. Çünkü alimin sıddık olması geçerli değildir. Çünkü daha önce bilgi rivayet mertebesini öncelemişti. Öyleyse şahit peygamberin Allah'ın risaletini tebliğ ederken Allah'ın birliğinde doğru söylediğini bilir. Sıddık ise bunu ancak kalbine yerleştirilen iman nuruyla bilebilir. Peygamber kendisine geldiğinde ise görünür bir delil olmaksızın ona uyar. Böylece şehitlerin Allah katındaki menzillerini açıklamış oldum. Velilerden bir grup ise salihlerdir. Allah onları iyilik özelliğiyle dost edinmiş, mertebelerini şehitlerden sonra dördüncü mertebe yapmıştır. Buradaki şekil aşağıda çizdiğimiz gibi bir dairedir. Şekilde önce nebilikten başlanılır, sonunda salaha ve iyiliğe ulaşılır yani salihe. Dairesel şeklin sonu başlangıcına bağlıdır. Her peygamberin salih olduğu ya da nebi olsa bile salihlerden olmayı çağırdığı zikredilir. Bu durum salihlik mertebesinin nebilikte özel bir mertebe olduğunu gösterir. Bu mertebe nebi, sıddık ve şehit olmayan kimseler içinde gerçekleşebilir. Nebilerin salihliği, iyilik, elverişlilik ve salahiyet başlangıcına gerçekleşir ve bu salihliğin onlara izafe edilmesidir. Dolayısıyla onlar nebiliğe elverişli oldukları için nebi olmuşlardır. Allah onlara delil olma özelliği vermiş, böylece şahit olmuşlardır. Onlara gaybı bildirmiş, bu kez sıddık olmuşlardır. O halde peygamberler bütün bu makamlara da elverişli olmuş ve salih haline gelmişlerdir. Peygamberler bütün makamları kendilerinde toplarlar. Aynı şekilde sıddıklar sıddıklık makamına, şahitler de şahitlik makamına elverişlidir. Her varlık yaratıldığı şeye uygundur. Şu var ki salihler ki Allah onları kendilerine nimet vermekle övmüştür. Bu makamda anlatılmak istenenlerdir. Onlar bu makama ulaşan kimselerdir. Söz konusu kişiler dört gruptan dördüncüsüdür. Allah burada nebiler ile şeriat getiren Resulleri kastetmiştir. Onların zorunluluk yoluyla gönderilip gönderilmemeleri birdir. Salihler Allah hakkındaki bilgilerine ya da Allah'a imanlarına ya da peygamberin Allah'tan getirdiklerine inanmalarına bir bozukluğun girmediği kimselerdir. Bir bozukluk girseydi salih olamazlardı. Nebilerin teşvik ettiği salihlik budur. Sıddıklığına zarar girmeyen herkes salihtir. Şahitliğine halel gelmeyen ya da nebiliğine halel gelmeyen herkes salihtir. İnsanın hakikati imkandır. Dolayısıyla içinde bulunduğu makamda ona uygunluğu yani salahiyeti elde etmeye çağrılır. Bunun nedeni bulunduğu makamda bir zararın ve halalin kendisine girme ihtimalidir. Çünkü peygamber özü gereği ya da
İnsan olması nedeniyle nebi olsaydı hiç kuşkusuz her insan bunu elde edebilirdi. Çünkü bu yorumda nebiliğin nedeni insan olmaktır. Nebilik Allah'ın tahsisi olunca ona bir eksiklik girmesi mümkün olduğu kadar bunun kalkması da mümkün olmuştur. Böylece salih insanın salihlerden olmaya çağrılması mümkün olabilmiştir. Başka bir ifadeyle salih bir insana herhangi bir dönemde salihliklerine bozukluk girmeyen kimselerden olmaya çağrılabilir. İşte bu bölümde salih derken kastettiğimiz kimseler bunlardır. Başarıya ulaştıran Allah'tır. Velilerden bir grup ise Müslüman erkek ve kadınlardır. Aynı cinsiyet ayrımı belirttiğimiz bütün gruplarda geçerlidir ve her birinde erkek ve kadınlar vardır. Allah onları Müslüman olmalarıyla dost edinmiştir. Söz konusu olan sadece Allah katından gelen şeye özel bir boyun eğiştir. Kul bütün gerekleri, şartları ve kaideleriyle yükümlülüklerini yerine getirdiğinde Müslüman olur. Birisi eksik olduğunda ise ihlal ettiği şart nedeniyle Müslüman olamaz. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde Müslüman, Müslümanların dilinden ve elinden emin olduğu kimsedir buyurur. Burada el güç demektir. Başka bir ifadeyle Müslümanlar onun kendilerine yapabileceği fakat İslam'a uygun olmayan Allah'ın haklarını aşmayla ilgili davranışından emindir. Peygamber genel bir ifade zikretmiştir. Bunun yanı sıra dili de zikretmiştir. Çünkü insan bazen diliyle bilfiil sıkıntı veremeyeceği kimselere sıkıntı verebilir. Bu noktada sıkıntı gıybet değil, özellikle iftiradır. Çünkü Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlar demiştir. İnsanlar deseydi hiç kuşkusuz gıybet ve kötü söz bu kapsama girerdi. Şari, İslam'ı, Müslümanlık ancak Müslümanların kendisinden emin olduğu kimseler adına kabul etmiştir. Onlar ise Müslümanlıkta kendi benzerleridir. Hadiste dikkate alınan kimseler Müslümanlardır ve onlar kastedilmiştir. Çünkü Müslümanlar kendilerine nispet edilen şeyden uzak olduklarında aralarına katılan kimselerin sözlerinden emin olabilirler. Bu nedenle sözü iftira diye yorumladık. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Kardeşin hakkında onda bulunmayan bir şeyi söylemen iftiradır. Başka bir rivayette ise böyle yaptığında ona iftira etmiş olursun denilmiştir. Böylece attığın ok hedefine ulaşmaz. Çünkü ok Müslüman kardeşinde bir gedik bulamaz. Sen onda bulunmayan bir özelliği ona nispet ettin. Allah onları Müslümanlar diye bu nedenle isimlendirdi. Bu niteliğe sahip kişilere zarar veren kimse Müslüman değildir. Çünkü bir Müslümanda bulunmayan bir nitelik kendisine izafe edildiği ve onunla nitelendiğinde söz söyleyenine döner. Bu durumda sözün sahibi Müslüman sayılmaz. Çünkü o kişi söylediği sözden emin olunmayan kimsedir. Böyle bir insan başka bir Müslümana söylediği şeyin kendisine döndüğü kimsedir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Bir insan Müslüman kardeşine kafir derse bu ifade onlardan birisine döner. Allah-u Teala insanların inandığı gibi siz de inanın denilen bir grup hakkında şöyle der. Onlar akılsız gibi mi inanacağız demiştir. Bunun üzerine Allah dikkat edin akılsız olan onlardır fakat bilmezler demiştir. Böylece Müslüman ve müminler akılsız olmadığı için bu nitelik sözü söyleyenlere döner. Akılsız olmak imanında zayıf görüş sahibi olmak demektir. Dolayısıyla Müslümanlara nispet ettikleri zayıf görüşlülük anlamındaki akılsızlık söz sahiplerine dönmüştür. Öyleyse Müslüman bütün asli ve geçici eksikliklerden uzak kalan kişidir. Böyle biri herhangi bir kimse hakkında kötü bir şey söylemeyeceği gibi imkan bulduğunda da kimseye kötülük yapmaz. Dini cezaların uygulanması ise kötülük değil, iyiliktir. Allah cezaların uygulanmasını hastanın ilaç içmesi saymıştır. Hasta hastalığının iyileşip afiyet bulması için ilacı içmelidir. İlacı içmek gerçekte nahoş ise de sonu güzeldir. Bu nedenle doktor hastaya kötülük olsun diye ilaç içirmez. Sağlığı yerine getirecek sebebi ona vermek amacı güder. Hasta da o esnada ilacın nahoşluğuna katlanır. Cezaların uygulanması da böyledir. Kötülüğün cezası kendisi gibi kötülüktür diye ayetlerde belirtilen kısasa gelirsek, kısas uygulamak insanı İslam dışına çıkartmaz. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlığı tanımlarken diğer Müslümanların esenlikte olmasını şart koşmuştu.
Eziyet veren bir insan kasıtla Müslümana eziyet ederse kendisinden emin olan biri değildir. Çünkü sen yani öteki Müslümanlar ondan emin olmamışsındır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ise Müslümanların emin olduğu kişi demişti. Öyleyse kısası uygulamak, tanımı başkasına güven vermek olan İslam'a zarar vermez. Çünkü bir Müslümanın sana eziyet etmesi yüzünden ona eziyet etmiş değilsin. Müslüman, Müslümana eziyet etmez. Bilakis dünya hayatında kısası uygulayarak o kişiden ahiretteki cezayı kaldırmış olursun. Bu davranışında ise kısas yapılan kişiye bir tür nimet vermiş olursun. Bir insan kısası uygulamak yerine bağışlar, barış yolunu seçer, suçluyu cezalandırmaz ve bağışlarsa bu daha üstün bir davranıştır. Onun ödülü de ahirette cezalandırmayı bırakmak koşuluyla Allah'a kalır. Allah'ın hakkı ise onun üzerinde kalıcıdır. Çünkü kısas cezasını hak eden kişi Allah'ın hakkını ihlal etmiş, ihlal ettiği ölçüde Müslümanlığı da zarar görmüştür. Bir Müslüman diğer bir Müslüman zarar görmeksizin Rabbine karşı günahkar olursa acaba bu davranışıyla hadiste belirtilen anlamı Müslüman mıdır değil midir? Bize göre o da Müslüman olamaz. Çünkü Allah şöyle der. Allah'a ve peygamberine eza verenleri Allah dünyada ve ahirette lanetlemiştir. Bir Müslüman lanetlenmiş olamaz. Hiç kuşkusuz şöyle denilebilir. Hepsini eziyet edenler lanetlenmiştir. Biz ise sadece Allah'a eziyet edeni söyledik. Şöyle cevap veririz. Kendi zannında sadece Allah'a eziyet ettiğini düşünen kişi ki hiç kuşkusuz Müslümanları da eziyet etmiş demektir. Çünkü Müslüman Allah'ın şanına yaraşmayan bir sözü duyduğunda acı duyar. Böyle bir insan Müslümanların Allah'ın şanına yaraşmayan sözlerinden dolayı eziyet görmesi bakımından cezalandırılabilir. Şöyle denilebilir. Müslümanlar bunu bilmediği sürece bundan acı duymazlar. Buna şöyle karşılık veririz. Böyle bir davranış gıybete benzer. Bir insan gıybeti yapılan bir kişinin o sözden acı duyacağını bilirse gıybet ve dedikodusu nedeniyle cezalandırılır. Öyleyse bu kişi Allah'a eziyet etmekle de cezalandırılır. Bir Müslümanın bilmeyişi durumu değiştirmez. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Allah'tan daha çok eziyete sabırlı kimse yoktur. İşte Müslüman bu konumdaki kişidir ve kayıtsız anlamda mutludur. Böyle olanların sayısı pek azdır.